CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğradı. Kılıçdaroğlu'nun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da CHP lideriyle birlikte güvenliğinin sağladığı eve geldi. Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından ise Kılıçdaroğlu zırhlı bir araçla evden çıkartıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında saldırganlardan 6'sının kimliği belirlendi. Hakkari'de terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı'nın cenazesinde olaylar çıktı. Çubuk Akkuzu Mahallesi'ndeki cenaze törenine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte katılan Kemal Kılıçdaroğlu törende saldırıya uğradı. Kılıçdaroğlu'nu yuhalayan bir grup ardından yaşanan arbedede kendisine saldırdı. Saldırıda bir kişi yaşanan arbedede Kılıçdaroğlu'na yumruk attı. Kılıçdaroğlu'nun gözlüğü yüzünden düştü. Korumalarının müdahalesiyle Kılıçdaroğlu alandan çıkartıldı ve öfkeli gruptan uzaklaştırılarak mahallede bulunan bir eve götürüldü. Kılıçdaroğlu'nun tutulduğu eve daha sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da gittiği söylendi. Güvenlik güçleri evin çevresinde toplanan kalabalığı dağıtmak için uzun süre mücadele verdi. Öte yandan saldırganlar Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu evi de taş yağmuruna tuttu. Uzun uğraşlarla evin önüne getirilen bir zırhlı araçla CHP lideri evden çıkartıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken Ankara Valiliği'nde yaşanan saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.